Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz 2-3 haftadır video atmıyorum, atamıyorum da. Bunun sebebi biliyorsunuz çok büyük bir yıkım, bir felaket geldi ülkemizin başına. Bu felaketten etkilenen, doğrudan ve dolaylı etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Kayıplar olanlara başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Bizim de birkaç tanıdığımız oralardaydı. Çok üzücü haberler de aldık. Yani herkese çok geçmiş olsun. Bu süre zarfında ben de kendi işlerimle beraber daha çok Twitter üzerinden bir grup arkadaşla beraber yaptık bunu tabii. Twitter üzerinden bir makine öğrenimli, yapay zekalı bir kod yazıp teyitli adresleri çıkarıp yetkililerle paylaşan bir program yazdık. Bu programı Kızılay'a teslim ettik ve ilk gün 9000 tane adres vermiş olduk Kızılay'a. Bu adres üzerinden inşallah birilerinin faydasını olmuştur diyelim. Ara verdikten sonra da bugün artık hani böyle üstümüzdeki ölü toprağını da atmak amaçlı bir kısa bir video çekeyim istedim size. Hem de bir şeyleri de hatırlamaya, daha doğrusu unutmaya çalışırız diyelim. Unutmaya çalışmak doğru bir kelime değil. Hani sürçülisan da etmek istemiyorum ama herkeste psikolojik olarak da bir bozukluk oldu. Biraz ondan kurtulmaya çalışmak diyelim. Yoksa tabii böyle büyük bir felakette yaralananları ve vefat edenleri unutmak mümkün değil. Tekrardan hepsini burada analım arkadaşlar. Şimdi gelelim videomuza. Videoda da şu konu var. Bir program içerisinde bir algoritma tasarlanacak. Benle bir yazılımcı irtibata geçti. Hocam dedi, bunun için buna bir bakabilir misiniz? Burada ciddi bir matematik var. Şimdi bir firma var. Bir bildiğim kadarıyla müteahhitlik firması. Rusya'da çalışıyor. Bunlar tabii rastgele sayılar. Bu adamlar İki çalışanla başlıyorlar. Şubat'ta 3 çalışan dağılıyorlar, 5 oluyorlar. Şubat'tan Mart'a kadar 2 çalışan dağılıp 7 alıyorlar. Öyle devam ediyorlar. Burası kümülatif artıyor. Yani toplanarak gidiyor. 2, 5 daha 7. Sonra 2, 1 daha almış 8. Öyle gidiyor. Yani çalışanların eklendiği son total hali 15. Ama burada aldığı 2 çalışanın birinci aylık maliyeti 200 lira. Şubat'tayken artık ikinci aylık maliyet oluyor. Mart'tayken 3 aylık oluyor. Ama bu arada yeni gelen elemanlar da 1 aylıktan başlıyor. Böyle hani mesela şöyle düşünün. Ocak'taki şirkete maliyet 200 lira değil mi? Şubat'ta bu iki kişi 200 liradan fiyatlanacak. 400 lira artı 3 kişi de almışlar. Onların da ilk ayı, o da 300, 700 lira gibi. Bu şekilde fiyatlanarak gidecek bir algoritma yazacağız arkadaşlar. Gelin bunu bir mod uzman diyelim. Burada bir fonksiyon olarak yazalım. Bizim işimiz neydi arkadaşlar? Bu kanalı takip edenlerin esas benim sizlere göstermek istediğim algoritma nasıl tasarlanır? Bizim işimiz buydu. Gelin bu güzel algoritmayı tasarlayalım. Beraber ilerleyelim. Public function pardon, maliyetlendirme diye bir program fonksiyon yazan. Bu fonksiyonumuzun arkadaşlar kaç tane girdisi olsun? Bir çalışan sayısı girdisi olacak, bir maliyetler olacak, bir de hangi ayda olduğumuzu gösteren bir değer olacak. O zaman bunları bir yazalım. Önce alan olarak RNG çalışanlar as range diyelim. Alanlarımızı kopyalayalım. Sonra by wall RNG ücretler diyelim. Ücretlerimiz de bir alan. Ücretler as range. Sonra da by wall ne diyelim? Ay sırası. Bulunduğumuz ayın indeksi ya da sırası diyelim. As long diyelim. Bize bir maliyet verecek. Maliyetimiz süratli olabileceği için double olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ilerleyeyim istiyorum.
Bir kere çalışanları ve maliyetleri birer array üzerinde tutacağım ben. Çünkü array'de işlem yapmak bana sayfa üzerinde işlem yapmaktan daha kolay geliyor. O zaman dim arr c çalışanlar için oluşturalım. Arr m maliyetler için de gene bir varyant değişkeni oluşturalım. RNG çalışanların değeri, diğeri de RNG maliyetler dediğimiz ücretler, onların değer. Tamam, array'lerimizi atadık. Sonra da benim çalışanlarım kümülatif olduğu için ben bir de şeyi bulmak istiyorum. Dim arr net diyelim. Yani net çalışanlar için arr net diye bir array tanımlayalım. Arr neti bir ilk önce redimleyelim. Nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Aslında benim şu ARRC ile aynı şey. Çok da bir farkı yok. Bunu bir boyutlu tanımlayalım ama. ARRC'nin biri redim to, yok pardon, birin uBound'da olacak. Şimdi nerede hata yaptık? Redeem arr net. Yes, bunu da tanımladık. Şimdi arr toplamı yapalım bir de. Bu da toplam maliyetlerimizi yazdıracağımız bir array olsun. Bunları önceden tanımlıyorum. Bu da aslında aynısı bunun. Çok da bir farkı yok. Bildiğiniz çoklama yapıyoruz şu anda. Değişkenleri çokladık ki bunların üzerinde güzelce çalışabilelim. Şimdi arkadaşlar başlayalım güzel işlemimize. İlk olarak ben net çalışan sayısını bulmak istiyorum. Net çalışan sayısında bu niye böyle yapıyor ya? Dim is long diyelim. For i eşittir l bound arr c'nin birinden to u bound next i eşittir l bound. Bunu şimdi birazdan çalıştıracağım. Eğer böyleyse eksi ARRC. Neden böyle bir şey yaptığımıza şimdi bakalım. Gelin. Stop diyelim. Gelelim buraya. Maliyetlendirme diyelim. Çalışanlar şu alan ücretler. Ctrl Shift A'ya basınca çıkar burası. Bu da 1 olsun. Şimdi arkadaşlar benim net çalışanı bulmak için şöyle yapmam lazım. Şimdi normalde benim kümülatif gidiyor ya 2, 5, 7 diye. Şimdi ilk ay 2 çalışanımız var. İkinci ay toplamda 5 ise. Bir önceki ay 2 ise benim ikinci ay 3 çalışanım var demektir. Bunu da bulmak için şu çalışanların kümülatif olduğu array üzerinde bir döngü oluşturup bu döngüde eğer birinci sırada değilsek, çünkü birinci sıradan önce olmadığı için birinci sıra zaten başlangıç noktası demek. Eğer L bound'a eşit isek çalışan net çalışan sayısı zaten o ayki sayıdır. Ama değilsek yani şu aydaysak 5 ise bu ay net çalışan sayısı 5 eksi 2'dir değil mi? Yani bulunduğu nokta eksi 1 öncesidir. Bu şekilde yaptığımızda aslında biz net çalışan sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin buradan sonra da maliyetlerimizi hesaplayalım. Ben şu döngüyü bir daha bir kopyalayayım. Bir daha döngü yazmak istemiyorum kıymetli arkadaşlar.
Şimdi şu arayı silelim. Şimdi benim bir toplam tutarım var, değil mi? Bu toplam tutarım aslında şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir düşünelim. Şöyle yazabiliriz ya. Toplam tutarımızı da bir değişkene atayalım. Dim toplam tutar s double diyelim. Toplam tutarımızı şurada dolduralım. Toplam syntax error da bir yazmamıza izin verse. Toplam tutarımız ilk başta 0. Sonra ben bir değişken daha oluşturacağım. Bakın burada işte güzel bir algoritma işin içine girecek. Diyeceğim ki for yazayım isterseniz ondan sonra göstermek daha mantıklı oluyor. Çünkü bir şeyi soyut olarak anlatmak çok da kolay değil işin doğrusu. Anlamak da çok kolay değil bence. For j, pardon efendim, next j. Şimdi toplam tutar eşittir arr net j'yi alalım. Aynen böyle yapsak olur sanki. I eksi j artı 1 desek. Buna da 1 desek. Sonra da bu topladığımız toplam tutarı şu ereğimin i'nce elemanına aktarsak, değil mi? İ elemanı toplam tutar desek. Aslında bitti. Maliyetlendirme fonksiyonum benim. ARR toplamın input sırasına göre olan eleman. Neydi bizim bu? Ups, input koymayı unutmuşuz başına. Her zaman parametrelerde input koymak iyidir arkadaşlar. Bakın maliyetlendirme şeyim çıkmış zaten ve süper çalışıyor. Süper. Şimdi bunu kapatıyorum. Nasıl yaptığımıza bir bakıyoruz. Şimdi net çalışanlarımızı bulduk ya arkadaşlar. Net çalışanlarımız şurada. Her ay bunlar işe girenler. Şimdi bu adam iki kişi, bundan sonraki çalışan her gün için giderek artıyor değeri ve bundan dolayı da çok pardon. Bundan dolayı da burada bu maliyetten bir sonraki ay bu maliyetten bir sonraki ay bu maliyetten. Yani benim aslında şuraya gelin bir daha bir fonksiyonumuzu yazalım. Maliyetlendirme. Ctrl Shift A yaptım. Parametrelerimi gördüm. Burası çalışan sayım. Ücretleri girdim. Input sırası da birinci ay için bakalım. Şimdi ilk olarak birinci çalışanın şu iki Ocak ayındaki iki çalışanın maliyetine bakalım. Birinci aydan birinci aya. Çünkü ilk aydayız. Daha Ocak ayındayız. Ocak ayında bu adamların maliyeti i kaç burada arkadaşlar? I benim 1. J kaç? J 1. Tamam. I eksi J 0 artı 1 1. Yani 1'in 1'i maliyette 1'in 1'i 100. Onu da net sayıyla çarpıyorum. Toplam tutar diyorum. Bunu da küt ereğimin içine aktarıyorum. Bakın ereğim 200 oldu. Benim ilk ay toplam maliyetim 200. Şimdi esas önemli noktaya geldik. İkinci ay şu çalışanların maliyeti 400 olacak. 3 tane yeni aldık. Onlarla beraber 700 olacak. Bakalım. Bakın J1'den 2'ye kadar, yani ilk ayki çalışanları hesaplıyorum. İlk ay bir 200 vardı. Şimdi bu adamların maliyeti 200 çarpı 2 çarpı 200, 200'den 400 oldu. Tamam, şimdi bakın 400 geldi. Ama bir de 3 tane yeni çalışan aldılar.
Aslında şurası çok önemli arkadaşlar. Burası bizim için inanılmaz önemli. Kademeli olarak ücret artışını hesaplayan nokta bu. Bulunduğumuz nokta ve o noktaya gelene kadar kümülatif toplayarak giden bir maliyetlendirme ereği burası. Bakın az evvel 400 ekledik ya, şimdi yeni aldığımız 3 çalışan var. Ondan da 150 liradan işlemini yapacağız. 300. 400'de ilk aydan gelenler vardı. 700. Devam. Bakın birinci aydan üçüncü aya gideceğiz bu sefer. Yani Ocak, Şubat, Mart için hesaplama yapıyoruz. Mart için ilk ayki iki çalışanımın maliyeti 300 oldu. 2 çarpı 300, 600. Bakın 600 atadım. Şimdi geldim ikinci çalışana. İkinci çalışanın maliyeti ne oldu arkadaşlar? 3 kişi almışlardı burada. Onu da 200'e çarpsak o da 600 etti. 600 de önceden vardı, 1200. Süper. Son ayda kaç çalışan almışlar? 5'ten 7'ye çıkmış, 2 çalışan almışlar. 2 çarpı 100'den o da 200 daha ekledik, 1400. Şimdi buraya kadar yaptığımızda bütün ayları hesaplıyoruz. Biz şu an kaçıncı ayı görmek istiyoruz? Ocağı. Ocağın sırası kaç? 1. Birinci ay olduğu için bu da ilk sırasındaki 200'ü alıp buraya yapıştırıyor. Ben şimdi buraya şöyle bir şey yapacağım. Müsaadenizle. Row Steam C2'den C2'ye kadar. Ups, pardon, F4 diyelim. Bakın bunu aşağıya doğru çekersem müthiş bir şekilde kümülatif olarak artan bir çalışan listesinin gene artan bir maliyet tablosuna göre her aya dağılan toplam aylık çalışan maliyetini hesaplayan programı, program diye aslında bu fonksiyonu yazmış olduk ve gördüğünüz gibi sadece bu kadar. Arkadaşlar güzel algoritma tasarlamanın olayı budur. Bazen 2-3 satırla 100 satırlık işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kodu zaten çok kısa olduğu için paylaşmama gerek yok. Buradan bakarak da yapabilirsiniz. Sizler de kullanırsınız umarım işlerinizde. Tekrardan sizlerle buluşmamın vesilesiyle bu büyük felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.